Merhaba arkadaşlar, YÖS Dünyası'na hoş geldiniz. Görüyorsunuz ard arda videolar geliyor. Bunun tek sebebi sizsiniz. Yani anladığınızı varsayarak yorumlarınızdan, güzel yorumlarınızdan dolayı videolarımıza devam ediyoruz. Siz, dediğim gibi, etrafımızda bakıyoruz birçok kişi bu videolardan rahatsız. Yani birilerinin bir şeyler anlatmasından dolayı. Aslında bu, biliyorsunuz, benim bir tanımım vardır. YÖS ticarete ne olmuş? Yani bildiğiniz para. Para alışverişleri, sürekli para konuşuluyor. Sadece bu resmi, gayri resmi değil yani. Üniversiteye kayıt oluyorsun, para. Kayıt oluyorsun, para. Tercih yapıyorsun, para. Harç parası. Ondan sonra çıkıyorsun, üniversiteye başvururken ekstradan bankada belli miktar para. Gibi gibi. Bunları bir ara bir video çekeceğim böyle. Para, para, para diye. Orada göreceksiniz. Gerçekten... Yabancıysanız ve bu sınava giriyorsanız, hani Türk vatandaşı olup da bu sınava girenler var ama sadece yabancıysanız ve harç ücretleri ödeyeceksiniz, gerçekten en çok parası giden kesim oluyor. Ben şey gibi bakmıyorum, nasıl olsa dolar kazanıyor, euro kazanıyor gibi bakmıyorum. Sonuçta ciddi bir para veriliyor. Bugün bir üniversitenin 30 bin lira, devlet üniversitesinin 25 bin lira istediğini düşünürseniz 4 yıl ya da 6 yıllık bir bölümse böyle 150 bin lira bir rakam ve burada yeme, içme, kalma hiçbir şey yok. Yani bunlar ciddi rakamlar. O yüzden bunlardan bahsedeceğiz sizlerle. İlerleyen zamanlarda alınan puanlarla nerelere gelinmiş. Devam ettiğimiz süreçte inşallah bunlar hep söz edilecek. Örnek 13. Yutan elemandan devam edelim. Arkadaşlar veriyor zaten, yutan olduğunu da gösteriyor. Etkisizde nasıldı? Etkisizdi. Ve şöyle yazıyordu, atıyorum. Şu kare olsun. X'ti. Etkisiz. Ama yutan yutmuş ve Y diye çıkmış. Buradaki olay bu. X, Y, X, Y, tamam ve sonuç ne olacak? Y olacak. Y olacak, tamam. Şimdi buradaki Y'ler gitti. 0 kaldı. X eksi 3 X, Y eşittir 0. X parantez alırsam 1 eksi 3 Y 0. Ben buraya 0 yapabilmek için attım buraya 3 Y. Her tarafı 3'e böldüm. 1 bölü 3. Doğru cevabım C. Devam edelim. Yine bir yutan sorusu. 4 çarpı 1 eksi 3 y eşittir nedir y? 4 eksi 3 y eşittir y. Attım buraya. 4 eşittir 4 y. Buradan y'yi ne bulduk? 1. Gayet basit. Yapılabilir sorular. Yerine koyuyoruz sadece. Geldik en zor diye karşılaşılan kısım. F. F'yi burada buluyoruz. E'yi de burada buluyoruz. Ve kesiştiği yer F. Sonra R ve T. R'yi burada buluyorum. T'yi burada buluyorum. Kestiği yer F. F'ye F diye baktığım zaman F ve F. Burada da T olmuş oluyor. Cevap E. Kestiği yere bakıyorum. Geldik biraz daha karışık olana. Şimdi arkadaşlar önce M ve R'ye bakalım. M nerede? Burada. R nerede? Burada. Yani bunların kestiği yer O. Burası O'nun tersini soruyor. Şimdi ben tersini bulabilmem için etkisiz elemanı bulmam lazım. O da şu. Burası metroysa önce metro yazısını buluyorum. Sonra bir daha metroyu buluyorum. Bunların ikisinin kesiştiği harf O. O zaman O'dan yine O'ya gidiyorum. Bakın O'dan yine O'ya gidiyorum. Karşılığında O aldım. Tamam. Yıldız. T'nin karesi T ve T demektir bu. Yani T, yıldız T gibi düşünün. T'den ve T'den kestiğim yerim M. O ve M'ye bakıyorum. M'ymiş. Cevabı A. Bunlarla ilgili soru çözerken daha detaylı vereceğiz. Devam ediyorum. Modüler aritmetik sorumuza geçelim, konumuza geçelim. Şimdi modüler aritmetik bir kalan diyebiliriz buna. Şimdi burada bize bahsettiği kısım şu. Dediğim gibi benim fosforluyla çizdiğim yerlere siz de yazın. Şu ne olduğunda karşısındaki değeri de bilin. Yani A sesi M'ye bölünüyor, kalan B. Yani buradaki kalan burası oluyor. Kalan. Tabii kalanın özelliklerini biliyorsunuz. Hiçbir zaman M'den büyük olamayacağını da unutmayın. Şimdi bunu ele alırsak hiç bu denklik sınıfları falan kafanızı karıştırmasın. Sonuçta 1993'ü 6'ya böleceğim. X kalan olduğunu için bölelim. 6'ya. 18 elde var 1. 19 yine 3. 18 elde var 3. 10. Bu da 2 veriyorum. 12. 1. Burada x 1'dir. Yine 1987'yi 3'e böleceğim.
nedir? 18, bir daha 6, 18, 7 iniyorum. 2 defa var. 2 kere 3, 6. Burada da 1. 1'i 1 ile topla, 2'dir. Bu da çok rahatlıkla yapılabilir ki 3'ün bölümle bilme kuralını biliyorsanız böyle uzunca bölmenize de gerek yok. Asıl geldik bu mevzuya. Şimdi bu ne demek istiyor biliyor musunuz? Z'ye 5'e böldüğün zaman yani kalanı ne olması lazım? 5'ten küçük olması lazım. Yani bir şeyi 5'e böldüğün zaman kalan, biz hep kalanlı sonuç bulduğumuzu düşünün. Yani burası hep 5'ten küçük olacak. O yüzden benim sayılarım mesela 27, 16, 9, 8, 1. Ben hiçbir zaman 5'ten büyük sayılarla işlem yapmayacağım. 27'yi 5'e bölelim. Kalan neyse onu yazıyorum. 2. 5'e böl. Kalan ne? 1. 5'e böl. Kalan ne? 5'e böl. Kalan 3. 1. Şimdi bunlarla işlem yapıyorum. 2 ile 1'i çarptım. 2. 4 ile 3'ü çarptım. 12 artı 1. Bunu yine bölelim. Çünkü hemen uyarı veriyor. 5'ten büyük olmayacak. 5 ya da 5'ten büyük olmayacak. 12'yi böldüm 5'e. 2 kaldı. 1. Topladım 5. Yine uyarı verdi. 5 ya da 5'ten büyük olmayacaktı. 5'e böldüm. Kalan 0. Bu kadar basit. Buraya gelelim. Burada tam karesini alırsak 36x kare artı her ikisini çarptım. Birincinin karesi 36x kare. Birinci ile ikincinin çarptım. 2 katı 60x artı 25 bölü x artı 2. Şimdi burada yine uyarılar verecek. Çünkü 7'den büyük olan rakamlar var. Yani bunun gibi. Böldüm. Ne kalan? 1 kaldı. Bunu da böldüğüm zaman kalan 4 kalıyor. Bunu da böldüğüm zaman kalan, bakın şöyle yapıyorum. 60'ı 7'ye bölüyorum. Göstereyim yine. Kaç defa vardı? 8 defa vardı. 56 kalan 4 oldu. 25 bölüyorsun 7'ye. 3 defa diyorsun. Kalan 4 gibi. Aşağıda da x artı 2 var. Bu neyin açılımıydı? Şu tam karenin. Bunlar sadeleşti. Bir tane x artı 2 kaldı. Cevaplarda da A şıkkını işaretlerim. Geldik buraya. Aynı mantık. Bu nedir? 8. Bu nedir? 27. Bu nedir? 3 bölü 4. Bu nedir? 1. 5'ten büyük olduğu zaman ya da 5'e eşit olduğu zaman uyarı verecek. Burası ne? 3. Aşağısı ne? 2. Kalanları yazıyorum. 3 bölü 4 artı 1. Burayı 2 ile genişletirsem 6 bölü 4, 3 bölü 4, 1. Şu 6 da uyarı verdi yine. Çünkü 5'e bölmem lazım. Kalan 1. Evet, yazıyorum. Bununla bunu topladım. 4 bölü 4'ten 1. 1 de burada var. 2. Neymiş sonuç? 2'ymiş. Devam edelim. Şimdi buraya baktığım zaman bir denklem yazmam lazım. Bunu bu tarafa aldım. 2x eşittir. Eksi 2. Her tarafı 2'ye böldüm. X eşittir. Eksi 1. Biliyorsunuz ki eksi 1 yani negatif bir kalan olmaz. O yüzden 7'ye eklemem lazım. Cevap 6. Böyle bir şey olduğu zaman biz 11'e bölünme kuralından da söylerdik. Negatif çıktığı zaman 11 ekleyin diye. Bu da aynı mantık. Negatif bir şey çıktığı zaman ona sayı 7 eklemeliyim. Geldik buraya. Buradaki aynı mantık. Çizgi yokmuş gibi de düşünebilirsiniz. Bize 4'ü vermemizi istiyor. 4 veriyorum. F4. 5 çarpı 4 artı 8. 20 artı 8. 28. Tabii kalanını yazmam lazım. Z 11 demek istediği. 11'den küçük sayılar çıkması lazım. 28'i 11'e böldüğüm zaman 22. Bu da 6'dır. Cevap 6. Geldik birleşke fonksiyonlu soruya. Yazıyorum. Şöyle. Soru işareti. Burada gx gördüğüm yeri yerine yazarsam. Yazdım. Sonra bunu da bunun içine yazacağım. Şurada yazayım. Dağıtacağım. 30x artı 36 artı 4. Şimdi bu artık bana sordu. Şu işlem oluyor. Ve şunu unutmayın. Z neymiş? 7'den küçük olacakmış. Yani 7'ye bölmem lazım. Bunu 7'ye böldüğüm zaman ne çıkmasını beklersin? 2x. Bunu böldüğüm zaman 1 artı 4. Yani 2x artı 5 sayısı benim işime gelir. Görüyorsunuz aslında bir oyuncak gibi. Bu soruya baktığınız zaman x 5'e bölünüyor. Kalanı soruyor. 2003 üzeri 2003. Bunun aslında bir aritmetiği olacak bir yerden sonra. Yani 2003 dediğim şey. Şuna bakalım aslında. Kalan nedir burada? 3'tür.
Tamam mı arkadaşlar? Bu 3'tür. Buraya baktığımız zaman da 2003'e şunu göreceğiz. 2003 sayısı tekrar ettiği zaman, yani 0 verdiğim zaman birden başlayalım. Daha doğrusu 3 üzeri 1 nedir? Kalan 3'tür. 3 üzeri 2 nedir? 9'dan kalan 4'tür 5'e bölündüğünde. 3 üzeri 3 nedir? 27, kalan 2'dir. 3 üzeri 4 81'dir, kalan 1'dir. Tekrardan başa döner. Yani her 4'te başa dönecek. Her 4'te başa dönecek ki bu sayı 2000, yani 4'ün katı, şunu o zaman 4'e bölmemiz lazım. Böldüğün zaman kalanı uzun uzun bölmeyeyim. Şu son 2 basamağı 4'e bölmek lazım ve kalan 3'tür. O zaman buradan sayma başlarsın. 1, 2, bu üçüncüsü, kalanı neyse o olur. 2. Cevap 2. Devam edelim. Geldik bu 25. soruya arkadaşlar. 25. soruda şöyle yapıyoruz. Şimdi bu eksi 5 olduğu zaman zaten hemen düşüneceğiz ve 7 ekleyeceğiz. 7 eklediğim zaman 7, çünkü mod 7'den demin kalan gibi düşünün. 7 ekleyebiliyorum. 2 üzeri 17 x mod 7. Bunun içinde 2 üzeri 1 olsaydı 7'ye bölündüğünde 2 idi. 2 üzeri 2 olsaydı 4, kalan 7'ye bölündüğünde yine 4 olurdu. 2 üzeri 3'te ne yapacağız? 8, 7'ye bölündüğünde 1. 2 üzeri 3, kalan 1. Bu sefer 2 üzeri 4 verdiğim zaman 16'yı 7'ye böldüğüm zaman 2 olacaktı. Yani tekrar etmiş oluyor. Ne kadar da bir tekrar ediyor? 3'te. O zaman ben 17'yi 3'e bölüyorum direkt. 5, 15, kalan 2. Bu birincisi, bu ikincisi. O zaman neymiş benim kalanım? 4'müş diye geçebilirim. Bir sayının kuvvetinin birler basamağı vesaire vesaire. Şimdi burada sonuçta sürekli tekrar edecek. 3 üzeri 1. Yani bu ne demek biliyorsunuz mu arkadaşlar? Aslında şu. 3 üzeri 95 x mod 10 demek. Eğer bir şeyin birler basamağını soruyorsan 10'a bölmen lazım. Herhangi bir sayı düşün. 10'a böldüğün zaman birler basamağıdır kalan. O zaman 3 üzeri 1 nedir? 3'tür. 3 üzeri 2 nedir? 9'dur. 3 üzeri 3 nedir? 27'den 7'dir. 3 üzeri 4 nedir? 81'dir. Sonra geriye sardığım zaman böyle tekrar edecek. Benim elimde 95'i 4'e bölersem 2 defa var. 8, 15. Biz bunu 3 yazarsak 12, 3, 1, 2, 3, 7'yi işaretlerim. Görüyorsunuz. Geçiyorum. Evet. Bununla ilgili gelebilecek sorular çok fazla zor gelmez arkadaşlar. Şu demin şunu işaretleyelim. Bu özellik önemli bir özellik. Hangileri daha çok önemli dersem hepsi önemli açıkçası. Burada bunu eleyemeyeceğim. Şöyle bunları not alın. Modun özellikleridir arkadaşlar. Bilmeniz gerekli. Ama ne yaptığımızı iyi bilelim. Şu iki tane denklem verildiği zaman bu denklemler karşılıklı toplanabilir diyor. Veya birini eksiyle çarptığım zaman da yine aynı işlemde yapabilirim. İkincisi, birbiriyle çarpabilirim ve bir şeyin üstünü iki tarafında alabilirim ya da A ile genişletebilirim. Bunlar özelliklerini iyice okumanız lazım. Böyle direkt yazarak da olmaz. Böyle ne dediğine bir bakın. Devam edelim. Örnek 27'ye baktığım zaman ben burada ne yapacağım? İyi düşünmeniz lazım. Şimdi benim aklıma şu geliyor. Şu özellik. Ben buraya 2 ile çarpsam 6x 4 mod 5. Tabii ki 6x dediğim şey 6 uyarı verir. Çünkü kalan 5. X yazacağım. 4 mod 5. Yani ne olmuş oldu? 4. Görüyorsunuz. Çok da zor değil. Yapılır. 6 dediğim zaman bu şunu demek istiyor. 6 verdiğin zaman sonuçta hangisine uyuyor 6? 3'e bölündüğü zaman tam bölündüğü için kalan 0. O zaman buraya vereceğiz 6'yı. 6 kere 6 36, 1 ile topla 37. 7 3'e bölündüğü zaman kalan 1'dir. O zaman buraya ait 7 kere 2 14, 1 çıkar 13. 11 3'e bölündüğü zaman kalan 2'dir. O zaman buraya vereceğiz 34. 37, 13 ve 34 toplanırsa 14 elde var 1. 84'tür doğru cevap. Geldik buna. Bu nasıl yazılacak? Normal rasyonel sayılardaki gibi 1 bölü 4. Bu da 27'dir. Tabi uyarıları var yine. Uyarı veriyor. Ne uyarısı verecek? 27 yazamam.
İstediğim sayıya da eğer modüle etmeyi çok sevdiğim kısım şu. Buna 1'e 7'yi ekleyebilirim aynı zamanda. 8, 4. Buraya da 7'ye bölebilirim. O da 27'yi 7'ye bölelim. Kalanı yazabilirim. Nedir? 3 kere 21. 6'dır. Buraya da 6 yazabilirim. O zaman buraya böldüm. 2. Burası da 6. Toplamda 8 etti. Tabii ki 8 de uyarı verdi. 7'ye böl. 1'dir. Bunların hepsini yapabiliriz. Geçelim. Yine geldik buraya. Bu nedir? 4 ama bana tersini vermiş. Yani tersi dediği zaman yer değiştirmem benim için yeterli. Soru işareti bu 4'tür. Ben burayı 4 yapabilmenin yoluna gitmem lazım. Yani 4 nasıl yapabilirim? Tabii ki bu 4'e 7 de ekleyebilirim. Yani 11 gibi de düşünebilirim. Direkt 4 gibi de düşünmeyebilirim ama öncelikle şöyle bakın. Hani 7 ve 7'leri ekleyebilirim. Daha fazla 7 de ekleyebilirim. Ama öncelikle şuraya kadar tamam mıyız? Tamamız. O zaman şu kısmı alıyoruz. 4. Atıyoruz buraya. 1. Şimdi bölünmediği zaman 1 daha doğrusu x eşittir 1 bölü 2 diyelim. Demin yaptığımız gibi 1'e 7 ekledim. Nedir? 8 çıktı. 4. Cevabım ne? E. Devam. İki fonksiyonun çarpması. Burada çarpmışız. Ve sonra tabii ki 7'ler bizim için önem kazanmış. 6x artı 3. 4x artı 2. Sıra sıra çarpalım. 24x kare artı 12x. 12x artı 6. 24x kare artı 24x artı 6. 7'ye böleceğim için 3x kare artı 3x artı 6 oluyor. Biz burada hangi şık bize uygunsa onu işaretleyeceğiz. Cevabım C.